أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مريم suresi 30. ayet kerimeden devam ediyoruz. Gale dedi, İnni, şüphesiz ben, Abdullah, ben Allah'ın kuluyum. Etaniye, bana verdi. Burada normalde etenni, tabi birleştirirken eteniyel şeklinde deniliyor. El kitabe, bana kitabı verdi. Ve cealeni, ve beni yaptı, kıldı. Nebiye, yani beni peygamber yaptı dedi. He, İsa, Jesus said, verily I am a slave of Allah. Yani ben Allah'ın bir kuluyum dedi. He has given me, o bana verdi, the scripture, kitabı, and made me a prophet. Beni bir peygamber yaptı, dedi. Ve cealeni, ve beni yaptı, kıldı, mübareken, beni mübarek kıldı. Eyneme kuntu, her nerede olursam olayım. Eyne nerede demek? Eyneme olunca, her nerede gibi çevirebiliriz. Eyneme kuntu, her nerede olursam o beni mübarek kıldı. Ve evsani, ve bana emretti, bis salati, namazı emretti. Ve zekati, ve zekatı emretti. Me dumtu hayye. Me dumt ifadesi dığ süreci anlamında. Aslında bu devam etme kelimesi me dumt olunca dığı sürece hayye, yani hayatta olduğum sürece, yaşadığım sürece bana namazı ve zekatı emretti dedi. And he has made me blessed. O beni mübarek kıldı. Ve so ever. Burada ve so ever günlük İngilizce'de daha çok ve ever olarak kullanılıyor. Şu so olmuyor. Ve ever I be. Tabii bir yerine de I am gibi bir ifade. Her nerede olursam olayım o beni mübarek kıldı. And has enjoined, emretti on me. Bana emretti salat, prayer, namazı and zekat. Aynı zamanda zekatı as long as. As long as anlamsal olarak dığı sürece demek ikisi beraber. As long as I live. Yaşadığım süreci bana namazı ve zekatı emretti. Burada konuşan kimse bir çocuk, Hazreti İsa Efendimiz. Daha beşikteyken konuşuyor ve kendisinin Allah'ın kulu olduğunu söylüyor. Zaten Rabbimiz de ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsin diye yarattım diye buyuruyor. Ardından bana kitabı verdi diyor. Ve beni peygamber kıldı. Daha beşikteyken bunları söylüyor. Ve bunun yanında da bir sonraki ayette de bu ayette o beni her nerede olursam olayım mübarek kıldı ve bana namazı emretti. Bakın çocukken bana namazı emretti burada ve zekatı yaşadığım sürece diye buyuruyor. Biz namaz konusunda yani zaten namazı iman edenden başka kimse kılamaz. Ancak maalesef Müslümanlar bile yani bu konuda çok hassas, Müslümanlar olarak çok hassas olmadığımızı söylemek mümkün. Allah bizleri affetsin. İşin zekat boyutu da gerçek anlamda bir sorumluluğumuz. Yani sadece burada Hazreti İsa'nın değil, bu ayet Hazreti İsa Efendimiz'le alakalı ama bugün bütün Müslümanlarla da alakalıdır. Bir Müslüman namaz kılmaya yaşı uygun olduğu müddet, aynı zamanda zekat vermeye durumu uygun olduğu müddetçe bunları yerine getirmek zorundadır. Namaz kılmak zorundadır, zekat da vermek zorundadır. Evet, ve Berram iyilik eder bir halde. Bir validity. Burada
sadece annesi olduğu için anneme iyilik eder. وَلَمْ يَجْعَلْنِي aynı zamanda beni cebbaran yani beni bir zorba, kibirli kimse ve şakiye aynı zamanda böyle şikayet eden bir kimse bedbaht bir kimse yapmadı diyor. And dutiful, dutiful sorumlu olmak. To my mother, anneme karşı sorumluluklarını yerine getiren. And made me not arrogant, yani arrogant, kibirli anlamında burada. Beni kibirli kılmadı. And unblessed. Ve beni aynı zamanda da bedbaht, şikayetçi, zorluk çıkaran biri yapmadı. Vesselamu, selam aleyye, benim üzerime, yevme vulittu, doğduğum gün, burada vulittu aslında doğrulduğum anlamda, doğrulduğum gün, ve yevme emutu, ve öldüğüm gün, ve yevme ub'asu, diriltildiğim gün, hayye, canlı olarak diriltildiğim gün, diye Hazreti İsa Efendimiz bu şekilde konuşuyor. En selam, peace be upon me. Yani selam, barış, huzur benim üzerimedir. The day I was born, doğrulduğum gün. Hayır, bunu doğdum diye çeviriyoruz. Aslında doğrulduğum gün. And the day I die, ve öldüğüm gün. And the day I shall be raised alive. Ben aynı zamanda canlı olarak yeniden diriltildiğim gün, selam benim üzerimedir. Bu ayetler daha önce Hazreti Yahya ile ilgili geçmişti biliyoruz. O zaman selam doğduğu gün, öldüğü gün ve yeniden diriltileceği gün onun üzerine olsun şeklinde geçmişti. Burada da Hazreti İsa Efendimiz de aslında nedir? İdeal bir insan tipinin anne babaya iyilik eden, onlara karşı sorumluluğunu yerine getiren, onlara karşı kibirli olmayan, zorba olmayan, güçlük çıkaran kimseler olmayan bir insan tipi. Hazreti Yahya da böyle bir kimseydi. Hazreti İsa Efendimiz de böyleydi ve Hazreti İsa Efendimiz bunları daha beşikteyken konuşuyor. Zalike bu İsa ibn Meryem, bu Meryem oğlu İsa'dır. Kavlel hak, yani hak kelimedir. Hak sözdür. Ellezî di anlamda fihi yemterun, onların şüpheye düştüğü, onların hakkında tartıştığı hak bir sözdür. Saç bu. Burada böylesi anlamına da geliyor saç, ama burada saç is İsa, bu İsa'dır. Jesus, son of Meryem, Meryem oğlu İsa'dır. It is a statement of truth, bu doğru bir statement, ifade olarak alabiliriz. Söz, cümle diye alabiliriz. Doğru bir sözdür. About which hakkında the anlamı katıyor burada. Hatta şu about'u en sona da alabiliriz. Mesela which they doubt about diyebiliriz. Hatta bu which eğer about'u sona aldığımızda hiç olmayabilir de. Yani the anlamında böyle bir kullanımda söz konusu. Evet. Statement of truth, hatta bu truth'tan sonra şu virgülü kaldırdığınızda that de kullanılabilir. Tabii about'un sonda olması lazım. Yani about which they doubt, hakkında şüpheye düştükleri o dispute veyahut tartıştıkları hak bir sözdür, ifadedir. Biliyorsunuz bu tartışma konusu hep süre gelen bir şey. Ta o günden bugüne Hazreti İsa Efendimiz ilgili bir takım tartışmalar mevcut. Mekâne, burada mekâne olmadı, lillahi, Allah için olacak şey değildi. Burada bu şekilde değildi demek yerine değildir. Çünkü Allah için hiçbir zaman bu olmayacaktır.
en yettahize edinmek min velad. Yani Allah için bir erkek çocuğu ya da Allah'ın bir çocuk edinmesi onun için olacak şey değildir. Sübhane. O sübhandır. Yani bundan münezzehtir. Buna ihtiyaç duyan değildir. İze gada emran, o bir şeye hükmettiğinde inneme ancak yekulu lehu, yekulu der, söyler, lehu onun için, kun ol der, feyekun o da olur. Et befet not, bu befet yakışmak anlamında. Günlük İngilizce'de tabi it doesn't şeklinde, it doesn't befet, şuradaki not doesn't şeklinde burada oluyor. Bu yakışmaz. The majesty of Allah, bu Allah'ın şanına yakışmaz. That, mısı mesi anlamında. He should beget a son. Yani onun bir çocuk edinmesi onun şanına yakışmaz. This refers to the, bu referanstır, işarettir neye? The slander of Christians. Yani Hristiyanların Allah'a karşı iftiraları için bir referanstır. By saying that İsa, onlar şu şekilde söylüyorlardı. İsa'nın Jesus as the son of Allah, yani İsa'nın Allah'ın oğlu olduğuna dair söylemlerine karşı bu bir göndermedir. Ondan bahsediyor. Parantez içerisinde bu şekilde söylüyor zaten. Glorified, o övülmüş and exalted, ve yüce olandır. Be, behi, kendisi, above all that, yani bütün her şeyin üzerinde, they associate, ilişkilendirdikleri with him, with him, onunla ilişkilendirdikleri her şeyin üzerindedir. When he decrees, o hükmettiğinde, ferman buyurduğunda, decrees a thing, bir şeye hükmettiğinde, he only says to it, o sadece ona şöyle söyler, be all that and it is, o da olur. Ve innallâhe, şüphesiz Allah, Rabbi, benim Rabbimdir, ve Rabbukum, sizin de Rabbinizdir. Fe'budu, ona kulluk edin. Heze sıratum müstakim. Heze, bu demek sıratum müstakim. Bu dost doğru yoldur. Sırat, yol, müstakim ise doğru anlamına gelen bir ifade. İsa, Jesus said, Jesus söyledi, and verily Allah, Allah is my Lord. Allah benim Rabbimdir, and your Lord, sizin de Rabbimdir. So worship him, ona kulluk edin. Alone, sadece ona kulluk edin. That is the straight path, bu dost doğru yoldur. Allah's religion or Islamic, Allah'ın İslami, monoteizm, tek Allah, which he did, kendisinin ordain, emrettiği, for all of his prophets, Allah, yani bütün peygamberlerine emrettiği bir dindir bu. Doğru yoldur. Bu şekilde. Evet. Fehtelefe. Fe, bunun ardından ehtelefe. Fikir ayrılığına düştüler. El-ehzabu, yani o gruplar farklılaştılar. Min beynihim, kendi aralarında. Ve veylun, yazıklar olsun, li, yani bu veylun zaten li ile beraber kullanılıyor. Ve veylun lillezine, anenlere, keferu, inkar edenlere, min meşhedi, o şahitlik edilen yevmin azim, yani o şahitlik gününden, o yalancı şahitlikte bulunanların, o gününden, büyük gününden onlara yazıklar olsun diye buyuruyor. Burada yani meşhed şahitlik etmek anlamında, ama onların yalancı olmasına dair de bir atıf söz konusu. Then the sect, bu fırkalar differed, farklılaştılar. Örneğin, yani the Christians,
Ebat İsa. Hristiyanlar Hazreti İsa hakkında farklılaştılar. Aleyhisselam. So woe unto the disbelievers. İnkar edenlere yazıklar olsun. Those woe unto the disbelievers. Yazıklar olsun. Yani o inkar edenlere yazıklar olsun. Those who gave aynı zamanda false witness. Yalan şahitlik edenlere. By saying that İsa, Jesus, Hazreti İsa'nın is the son of Allah, Allah'ın oğlu olduğuna dair yanlış şahitlik edenlere yazıklar olsun. From the meeting of a great day, yani o büyük günün buluşmasından, day, the day of resurrection, o günden, when they will be thrown, onların atılacağı in the blazing fire, yani alevli ateşe atılacağı o günden onlara yazıklar olsun. Bu arada bu meseleyi, yani Hazreti İsa Efendimizin Allah'ın oğlu olmadığını veyahut Allah'ın herhangi bir evlat edinmediğini açık bir delille o günün şartlarında bilen insanlar mevcut. Onlar alenen yalan söyleyip insanları bir yalanın peşine taktılar ve bugün halen bu ifade edilmektedir. Haşa, Hazreti İsa Allah'ın oğludur. Ya da bir kısmı Hazreti İsa Allah'ın oğlu değilse bile onu Hristiyanlık inancı içerisinde bir başka yere koyuyorlar. Yani o evet bir tanrı değil ama bir insan da değil. Peygamberin üstünde de başka bir şey değil gibi şey peygamberin üzerinde başka bir özelliğe sahip bir kimsedir gibi onu yorumlayan Hristiyan grupları mevcut. Temelde nedir? Bu yanlış söylemi ilk kim çıkarmışsa en büyük günah onlara yazılacaktır. Tabii onların ardından giden, koşuşturan kimseler söz konusu ve Hristiyanlar bunu bu şekilde bugün ifade ediyorlar. Tabii bize düşen konu nedir? Bugün Hristiyan olup dünyanın farklı yerlerinde Müslümanlık nedir? Bundan hiç haber olmayan kimseler de mevcut. Hatta bir videoda kişi diyor ben Arjantin'e gitmiştim diyor. Arjantin'de beni gören kimse diyor benim Yahudi dedi bana diyor. Ben de oradaki tercümana sordum neden Yahudi diyorsun diye sordum diyor. O da dedi ki diyor sakaldan dedi diyor. Yani onu gören kimse zaten inancının ne olduğunu bilmiyor. Kendi o şekilde yorum yapıyor. İşte bir sakal üzerinden o şekilde yorumlayabiliyor. İslam'ın henüz geldiğinden haberi bile yok. Ya bunun için nedir? Bu insanların günlük hayatlarına baktığınızda aslında hep kendi dillerinde belirli bir kültürden besleniyorlar. İşte siyaset, politika, eğitim kendi dillerinde ve basının içerisinde görsel veya televizyon üzerinde yazılı veyahut görsel basında herhangi bir İslam duymuyor bu insanlar. Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin, böylesi bir gerçek var mevcut. Yani farklı Müslüman olmayan ülkelere baktığınızda işte İspanyollar, Almanlar, Çinliler, Hintliler eğer Müslümanca bir televizyon programına, Müslümanca bir internet ortamına maruz kalmıyorlarsa o zaman bu insanların İslam'ı duymasını beklemek çok doğru olmaz. O zaman bize düşen nedir? Gücümüz, kuvvetimiz, imkanında Müslümanca bir takım belki videoları yapılabilir. O insanlara ulaştırılabilir. Anlatılabilir. En azından duyurulabilir. Artık İslam'ın geldiğinden haberdar edilebilir o insanlar. Tabii bile bile inkar edenlerin de durumu ayrı. Rabbim Müslüman kimselerin sayısını artırsın. Hata etmişsek hatalarımız affolsun. Sadakallahülazim.